Halkçıların halka zararı işte örnek bir hadise daha, halk konserleri. Evet, konserler çok ama çok pahalı. Getirisiyle götürüsü arasında kaybı daha yüksek. Bir moral ve motivasyon deşarj yönü vaki olsa da, işin ucunda yüz milyoncuklar var. Yavaş'ın fecaat konserleri, Tugay'ın körfez kirliliği, Tarkan'ın şarkılarıyla batağa dönüşürken İmamoğlu'nun sahne düzenlemesine adrese teslim ihaleler icra edilince, konser ve heykel ikilemiyle müflisçe harcamaları. Gündem oldu. Velhasıl Gelinen aşama itibariyle bugün Açık ve net bir şekilde Herkes ama herkes haykırıyor Şu parti bu parti denilmiyor İktidar muhalefet, istisna Tüm yerel yönetimler için Geçerli bir hükme gelindi Belediyeler, valilikler, halk konserlerine Yapılan ödemeler noktasında Ahali soruyor milyoncukları Kime nasıl ödüyorsunuz? Artık bizim Paramızı konsere, heykele Birilerinin namı hesabını peşkeş etmeyin İptal, iptal İş... İşte bu hal durum CHP'nin bir kez daha halkçılığını ortaya koydu. Ne yaptı etti sonunda bir nebzede moral motivasyon deşarjı halkın nefes alışına vesile olan konserlere hayır dedirterek halka zarar vermeye dayandırdı. O sahneye ödenen ne? Mansur Yavaş Hulk konseri mevzusunu kim ne derse desin yüzünü gözüne bulaştırdı. Ve şu hakikatte deşifre oldu. Kriz çözen değil, krizleri bilakis krizler fırsatına dönüştüren bir siyasetçi. Öyle ya bugüne kadar pek öyle büyük polemiklerle gündem olmadı. Konser mevzusu bir sınav oldu oldu. Kep düştüyken göründü misali. Ne meramı anlatma, ne karşıdakini ikna etme, ne de iletişimde doğruya yönelim. Hepsi boş. Dün buradan çok konuştuk. Yavaş'ın açıklamalarının içeriğine dair. Şaşkınlık, hayretler içerisinde dinledim. Yüz milyonları müflisçe harcamaya giydirdiği kılıfları. işi çekirdek çitletmeye getirdi. Neyse, biz sorumuza gelelim. Açıklamalar serisinin son halkası olarak pazartesi günü icra ettiği o görkemli basın açıklaması için kurulan devasa sahne belediye kasasına kaç milyoncuklu fatura edildi? Öyle ya ağzından çıkan her cümlede sanatçılara o kadar büyük para vermedik sahne kurulumuna çok para gidiyor diyen bizatihi kendisi. tabii 4 günlük konsere 94 milyon lira ödemeye de ne olmuş diyen de o. Bir de racon kesiyor. Hodri meydan. İyi de bak Bursa'da Canan Erçetin'in konseri için sahne kurulumuna ödenen seninkinin 5'te biri 10 milyoncuk. Seninkine ödenen 50 milyoncuk. Aradaki farka bir bak gerekmez mi? Peki kendisinden beklenen neydi? Cumhurbaşkanı adaylığına göz dikmiş, halkın gönlüne girebilme adına söyleyeceği şu olmaz mıydı? Konserler çok pahalı, bu para çok. Artık konser falan filan yapmıyoruz. Ama nerede? Suç oranları. Optimal Danışmanlık Araştırma Şirketi 26 ilde 2000 kişiyle araştırma yapmış. Araştırma hayli kapsamlı. Siyasetten günlük hayata kadar birçok konu başlığını içeriyor. Ama bir başlık var ki dikkat çekici. O da suç ve şiddet olaylarına dair ortaya konulan başlıklar. Araştırmaya göre son bir yıl içinde katılımcıların %39,8'i yaşadığı Yaşadıkları mahallede uyuşturucu madde kullanımının arttığını düşünüyor. %24,9'luk kesim uyuşturucu kullanımının değişmediğini, %14,5 oranında bir kesim ise kullanımın azaldığını söylüyor. Son bir yıl içinde katılımcıların %37'si yaşadıkları mahallede genel suç oranlarının arttığını belirtti. %42,7'lik kesim değişmediğini, %20,3'lük kesim ise azaldığını söyledi. Hainenizde ateşli silah var mı sorusunun yanıtı da dikkat çekici. Teşhis silahı olduğunu söyleyen %14, bulunmadığını belirten ise %86. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Araştırmada bu soru da sorulmuş. Ankete katılanların %60,6'sı İsrail'in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünürken %34,2'si hayır yok yanıtını vermiş. Buna karşılık genel olarak İsrail'in Türkiye'ye saldırma olasılığı ise düşük görülüyor. Katılımcıların %37,9'u İsrail Türkiye topraklarına bir saldırı düzenleyebilir derken %50, %55,6'sı düzenleyemez yanıtını veriyor. Asal'ın Araştırması Bu arada Asal Araştırma Şirketi 26 ilde 10-14 Ekim tarihleri arasında 2000 kişiyle gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sordu. Gelen yanıtlar şöyle. %9,5'la ekonomi, %4,4 adaletsizlik, mülteciler ise %4 ile ilk 3 sırayı aldı. İşsizlik, eğitim ve ahlaki değer kayıplarını terör %2 ile 7. sırada yer aldı. Sağlıktan sonra Kürt sorunu 9. sırada yer aldı aldı. Günün sözü, vicdan yoksunu kendi günahını çuvala, senin yanlışını duvara asar.